Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkilere taşımasın dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gaforova ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yarın da inşallah İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla. Şentop, Medyedi zirvesine ilişkin olarak burada ifade edilen kararlar, yapılan değerlendirmelerin bir mantığı yok. Uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna uygun davranmayı davet eden ülke Fransa. Yunanistan'ın Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi alıştırıldığını ifade eden Şentop, gerek diplomasi, gerek askeri alanda Türkiye cevapları vermiştir dedi. Tabii az önce Azerbaycan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın meclis başkanı misafirimizdi. Yarın da inşallah İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte görüşmeye gideceğiz. Kabul edecek Cumhurbaşkanımız. Burada şunu ifade edeyim. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler hususunda çok açık ve net olarak destek veren kardeş Azerbaycan'a burada teşekkür ediyorum. Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Türkiye'ye destek mahiyetindeki net açıklamaları için de teşekkür ediyoruz. Tabii bütün Azerbaycan halkının görüşü bu anlamda Türkiye ile beraber Türkiye'nin yanında Sayın Meclis Başkanı da bunu ifade etti. Tabii dün yapılan zirvede alınan kararlar Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor. Şunun için söylüyorum. Tabii herkes, her ülke kendi çıkarına göre hareket edebilir. Bunu belki adil bulmayabiliriz ama anlayışla karşılayabiliriz. Fakat burada ifade edilen kararlar, alınan kararlar, yapılan değerlendirmelerin bir mantığı yok. Şimdi uluslararası hukuka uygun davranmaya, deniz hukukuna uygun davranmaya Türkiye'yi davet eden kim? Fransa. Ne arıyor deniz hukukunun ve uluslararası hukukun hangi kurallarına göre, hangi ilkelerine göre Fransa Doğu Akdeniz'de? Ne arıyor Doğu Akdeniz'de? Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin orada etkisini artırmasıdır. Fransa'yı dürüst davranmaya davet edelim. Manş Denizi'nde İngiltere ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasında adalarla ilgili benimsedikleri ilkeleri Türkiye'nin savunduğu tezlerle aynı. Ama tam aksini savunmaya kalkıyor. İkiyüzlülük çifte standart. Bir NATO ülkesi olarak ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz. Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkilere taşımasın dedi. Yine uluslararası hukuktan bahsediyorsak Türkiye NATO ülkesi, Fransa da NATO ülkesi, Yunanistan da NATO ülkesi. Peki bir NATO ülkesine karşı başka bir NATO ülkesiyle beraber Doğu Akdeniz'de operasyon yapmaya kalkan Fransa bunu uluslararası hukukun hangi perspektiflerine, kurallarına göre izah edecek? Dolayısıyla yaptıkları işin açıklamanın bir mantığı yok. Böyle olunca da tabii inandırıcılığını kaybediyor bu tür açıklamalar. Onun için ciddiye alıp aslında cevap vermeyi gerektirmeyecek derecede zayıf bir içeriğe sahip değerlendirmeler bunlar. Burada Yunanistan'ın hukuk tanımayan, Avrupa'da bir şımarık çocuk gibi alıştırılmış, Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik olarak finanse edilen bir ülke halinde yaşamaya alışık bir Yunanistan'ın bu tür tavırlarına Türkiye eskiden beri alışık. Bunları biliyoruz. Bu konuda Türkiye gerek diplomasi alanında, gerekse askeri alanda gereken cevapları her zaman vermiştir. Fakat Fransa'nın tavrını sadece Doğu Akdeniz bağlamında değerlendirmemek lazım. Yani Fransa'nın esas rahatsızlığının Afrika'daki gelişmelerle Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğu gibi Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Fransa uzun yıllar Afrika'yı, Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren, hala da sömürmeye devam eden 21. yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla Afrika ülkelerini sömürmeye devam eden bir Fransa var. Sömürge, Afrika sömürgeleri frangı diye bir para birimi var. Duymuşsunuzdur belki. Bu para birimi Fransa'daki 14, Fransa'nın 14 eski sömürgesinin parasıdır. Bu para üzerinden Fransa 14 Afrika ülkesini her yıl sömürerek 500 milyar dolardan fazla sömürge geliri elde eden bir ülkedir.
Biz bunların utanılacak şeyler olduğunu düşünüyoruz. Yani Fransalı siyasetçilerin, yöneticilerin böyle bir şeyin ifşa olmasından, ortaya çıkmasından utanç duymaları gerekir. Ama onlar tam aksine Afrika'daki bu sömürü düzenlerinin bozulacağına dair bir endişe taşıdıkları için bilhassa Türkiye'nin ticari ilişkileri, diplomatik ilişkiler kurması Afrika'daki ülkelerle ve Türk Hava Yolları'nın Afrika ülkelerine uçuşları gibi hususlar Fransa'yı rahatsız ediyor. Çünkü bu bahsettiğim eski Fransız sömürgeleri başka bir ülkeye uçarken Paris üzerinden aktarmalı olarak uçuyorlardı eskiden. Şimdi bu düzen yavaş yavaş değişiyor. 21. yüzyılda artık sömürgecilik utanılacak bir hadisedir. Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'daki etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da işte Yunanistan'ın oradaki bazı dayanaksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerini yanında güya yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor. Fransa'yı dürüst davranmaya davet edelim hep beraber. Çünkü Fransa 1978'de Manş Denizi'nde İngiltere ile yapmış olduğu deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmada esasen adalarla ilgili benimsedikleri ilkeler Türkiye'nin savunduğu tezlerle aynı. Dolayısıyla orada kendisi İngiltere ile mutabık kaldığı tezlerin tam aksini bugün Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde savunmaya kalkıyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür, çifte standarttır, samimiyetsizliktir. Dolayısıyla bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini ve uluslararası hukuka, deniz hukukunun kurallarına uygun hareket etmesini bekliyoruz.